neden yapılır? Hangi hastalıklar için kullanılır? Gastrointestinal sistem hastalıklarında yani bizim ilgilendiğimiz branşta karaciğer için bu fibrosken veya elastografi işlemini yapıyoruz. Karaciğerdeki e, hastalıklarda sebep ne olursa olsun başlangıçta akut hepatit daha sonra bu kronik hepatite dönüşebilir ve süreç iyi devam ediyorsa altta yatan hastalık tedavi edilmediyse bu kronik süreçte karaciğerin normal yapısı giderek kaybolup yerine fibroz doku dediğimiz e, nebde dokusu ya da skar dokusu dediğimiz doku oluşmaya başlar. Esas iş yapan karaciğer dokusu hücreleri azalır. Yerine e, daha çok e, sadece yapısal olan ama iş yapmayan bir doku türü e, yer alır. Bu da tabii ki ileri dönemlerde daha da uzun zamanlarda siroza doğru e, gidiş sağlar. E, günümüzde bildiğimiz şey şu e, fibroz yani siroza giden bu doku değişikliği belli bir aşamada yakalandığı takdirde geriye çevrilebilir. Özellikle altta yatan sebep bulunursa, sirozdan geriye döndürülebiliyor hastalıklar. Ancak siroz aşaması belli bir aşamaya geçmeden de kişilerde herhangi bir halsizlik, yorgunluk veya sirozun diğer bulguları olmayacağı için hastalar uzun süre sirozun diğer belirtilere çıkmadan Doku tanısı alamayabiliyorlar ya da şikayetleriyle ilgili başvurmadıkları için e, geç kalınabiliyor. E, sirozun tanısını koymakta altın standart doku biyopsisi ancak bu da girişimsel bir işlem ve kendince komplikasyonlar riskleri olan bir işlem olduğu için bunun yerine fibro, e, biyopsi yerine daha kolay bu işi takip edilecek bir teknoloji e, araştırıldığında bulunan, e, gelinen nokta bulunan e, teknikler fibrosken ve daha yeni versiyonu olan şu andaki şiir ve elektrografi metotlarıdır. Bunlar karaciğerin sertliğini, yağlanma miktarını sayısal bir ölçümle gösterirler ve doktora gerekli önlemi almayı sağlayabilirler.